Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hyundai İnanlar Plaza'dayız ve sizlerle birlikte kampanyalı satılan en baz donanımlı Hyundai Bayon'u inceleyeceğiz. Hadi gelin bakalım jant paketli Hyundai Bayon bize neler sunuyormuş. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda ekranda çıkan Instagram hesabımızdan bizi de takip edebilirsiniz. Araca geçmeden önce ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Bu videodaki araç 1 litrelik turbo benzinli motora ve 7 ileri çift kavrama şanzımana sahip. Videoda görünen 1.289.000 liralık liste fiyatından 1.209.000 liraya düşüyor. Reklamlarda gördüğümüz 1.079.000 liralık fiyat etiketi ise aynı aracın sadece motor ve şanzımanı farklı olan 1.2 atmosferik ve 6 ileri manuel şanzımana sahip olan versiyonunda geçerli. Tabii ki durağan bir incelemede motor şanzıman farklarını anlatamayacağımız için donanım ve görüntü olarak aynı araç, aynı araçmış gibi izleyebilirsiniz. Sadece dediğim gibi otomatik şanzıman yerine manuel şanzıman ve turbo benzinli 1.0 motor yerine 1.2 litrelik atmosferik motor yer alıyor. Bunu da buraya eklemek istedim. Hadi gelin videoya geçelim. Evet, en baz donanımlı Jamp Bayon'la birlikteyiz. Hadi gelin birlikte araçta direkt başlayalım. Tasarımına başladığımızda bu donanımda elit paketi incelemiştik. Kanalımız da var, izleyebilirsiniz. Burada farklı olarak yukarıdaki gündüz ledlerimiz yer almıyorlar. Burada piyano bilekli bir parlak parçamız yer alıyor. Hyundai logomuz yeni, tip krom değil, sadece beyaz bir görünüme sahip, hafif çıkartmalı. Aşağıda arazi vurgusunu güçlendiren eklentilerimiz devam ediyor. Önde de çarpışma önlemeni radarı var. Bu araç baz donanım olmasına rağmen GSR2 sertifikasına uygun olduğu için çarpışma önleme ve şerit takip donanımına sahip. Yan tasarıma doğru dönelim istersen. Önde bildiğimiz Bayon tasarımı, makyajla birlikte tampon tasarımı biraz değişti. Burada diğer donanımların aksine piyano bilek değil bu kısım, normal siyah olarak tercih edilmiş. Yan tarafa doğru dönelim. Fiyat ve teknik bilgileri görebiliyorsunuz aslında ama buradaki fiyat 1.284.000 yazıyor. Gerçek fiyatlar için bayilerle görüşmeniz daha doğru olacaktır. Bu araçta şu an bir kampanya var. 1 litrelik turbo benzinli motora sahip 3 silindirli çift kavramalı şanzımanı var. Yanda baktığımız zaman 16 inç çapında alüminyum alaşımı jantlarımız var. Bu Style paket i20'deki jantın aynısı. Bu aracın Style paketinde 17 inç jantlar geliyor. Bu araçta 16 inç. Lastik etrafındaki çamurluktaki plastik dodikler aşağıda eteklerde devam ediyor. Biraz arazi vurgusunu güçlendiriyor arabanın. Evet, 16 inç biraz ufak duruyor. 195-55-16 lastik ebadı. Yanaklar da az, o yüzden 17 daha dolu duruyor. Onu söylemek lazım. Burada herhangi bir katlanır aynamız vesaire yer almıyor. Aynı zamanda burada çamurluk sinyallerimiz var. Bak, bu ufak bir detay. Diğer paketlerde sinyaller çamurluklu değil, aynalarda yer alıyor. Böyle ufak minik bir detay var, onu da söyleyeyim. Devam edelim. Herhangi bir anahtarsız giriş çalıştırmamız veya burada krom bir çerçevemiz bulunmuyor. Yan tarafta değişen pek fazla bir şeyimiz yok makyajla birlikte. Daha bildiğimiz tasarımla devam ediyor. Burada bir omuz çizgimiz, şurada da bir ütü izimiz var sadece. Arkaya doğru dönelim. Şimdi arka tasarıma geldiğimizde bu araçta halojen stoplarımız yer alıyor. Ortası da yanmıyor. Diğer donanımlarda led stoplarımız yer alıyor. Yine orta tarafı yanmıyor. Burada spoiler'ın altında piyano bilekli bir parçamız yer alıyor. Bu da buraya arabaya piyano bilek olarak şu kısım ve burası eklenmiş. Karartmalı bir camımız olmadığı için burası bir bütün görünmüyor. Diğer donanımlarda karartmalı camla daha bütün bir görüntü oluyordu. Bir geri görüş kameramız var. Baz donanım olmasına rağmen geri görüş olması güzel. Bagajını açayım, bir de bagaj alanına bakalım birlikte. Bagaj hacmimiz şu anda ekranda yazıyor gördüğünüz gibi. Bagaj alanı güzel. Sadece biraz eşiği derin. Hyundai'lerde, i20'de ve Bayon'da bu var. Biraz derin bir bagaj alanı var. Bagajın altında da herhangi bir steplemiz yer almıyor. Lastik tamir kiti var. Bagaj halısının altındaki yalıtımı da güzel. Onu da söyleyelim. Ama bu halı buraya kancalı şekilde oturabiliyor. Bu da hoş. Bu pandizotu çıkarıp şu araya yollayabiliyorsunuz. Hatta onu da göstereyim şöyle. Bak. Böyle çekip buradan yollayabiliyorsunuz. Hani ağzına kadar yükleyeceğiniz acil durumlarda pandizotu ne yapacağım diye düşünmenize pek gerek kalmıyor. Tekrar çıkarıp şu şekilde oturtabiliyorsunuz. Sonra iplerini de yerlerine asabiliyorsunuz. Bu da güzel bir kullanışlılık detayı bence. Pandizotu ne yapacağım derdimiz kalmıyor. Bagajımızı kapatalım ve içeri doğru geçelim. Hadi gelin birlikte. İç mekana geldiğimizde burada giriş donanımı olduğu için daha sade bir mekan var ve tek renk kullanılmış. Diğer donanımlarda aşağılar bej, yukarılar siyahtı. Bu araçta komple siyah bir iç döşeme var. Kapı üstlerimiz sert plastik materyallerle kaplı. Tamamen sert. Her yeri sert. Hiçbir yumuşak yeri yok. Dört cam otomatiklerimiz yer alıyor burada. Katlanır ayna yer almadığı için onun kontrolü yok. Şimdi içeri geçelim istersen. Bir de iç mekandan devam edelim.
Şimdi iç mekana geldiğimizde burada siyah ağırlıklı bir mekan olduğunu söylemiştim. Bu araç giriş paket olmasına rağmen büyük multimedyamız var. 10.25 inç çapında ve dahili navigasyonu yer alıyor. Bu çok güzel bir detay. Bütün bazı donanımlardan itibaren artık sunuluyor i20 ve Bayon'da. Burada bu araçta şerit takip asistanı, hız sabitleyici, çarpışma önleme gibi güvenlik donanımları standart. Otomatik uzun far sensörümüz de bulunuyor. Onun da kontrolü burada yer alıyor. Bazı donanım olmasına rağmen böyle donanımların eklenmesi gayet güzel. Burada manuel bir klimamız var. Otomatik bir klima style donanımdan itibaren geliyor. Jump donanımda sunulmuyor. Aşağıda bir vites seçicimizin topuzu var. Bu da deri değil. Direksiyonumuz da deri değil. El frenimiz de deri değil. Belki de bu donanımın en büyük eksiği bu olabilir. Deri ekipmanların kullanılmaması olabilir. Burada dijital bir göstergemiz var. Şimdi bu kadranda şöyle bir durum var. Bu dijital bir hayalet ekran değil. Ortası 4.2 inçlik bir yol bilgisayarı. Sağında ve solunda hız ve deviri gösteren dijital rakamlar, etrafında da aydınlatmalı bir ambiyans yer alıyor. Onun rengi de gösterge paneli üzerinden değişebiliyor. Mavi, kırmızı ve turkuaz şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Aşağıda sürüş modlarımızın butonu yer alıyor. Burada da geri görüş kamerasını açabileceğimiz butonumuz var. Bir 12 voltluk çıkış, bir USB, bir de Type-C çıkışı buraya yerleştirilmiş. Kol dayamamız var. Kol dayaması ileri geri ayarlı. Onu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. İçi de yeterli seviyede. Ne çok büyük ne çok küçük. Manuel bir el frenimiz var. Onu da söyleyelim. Yukarı baktığımızda burada karartmalı bir dikiz aynamız yok. Manuel olarak karartabildiğiniz bir dikiz aynamız var. Şöyle. Ve şerit takibin sensörü yer alıyor. Yukarı baktığımızda burada makyaj aynamızda herhangi bir ışık yer almıyor. Style donanım üzerinde ışık vardı. Burada herhangi bir ışık tercih edilmemiş. Genel olarak ön tarafta böyleydi. Bir de torpidoya bakalım. Torpidosu da yeterli seviyede. Çok büyük değil, çok küçük de değil. Hatta yeterlinin bir tık üstü diyebiliriz. Malzemeler tabii ki her yer sert plastik. Şimdi de arkaya geçelim. Arka yaşam alanına bakalım birlikte. Şimdi Hyundai modellerinin en sevdiğim yanı şu. i20'de de bu vardı. Bayon'da da bu var. Arka yaşam alanı çok ferah. Bu araba B segmenti bir araba olmasına rağmen diz mesafesi gayet iyi. Cam yüzeylerin geniş olmasıyla içeride daha ferah bir alan var. Baş olarak da 5 parmağım çok şöyle şu şekilde sığabiliyor. Ortada herhangi bir şaft tüneli yok burada. Üçüncü yolcuda zor durumda kalınırsa oturabilir ama ortada bir havalandırma da yer almıyor. Sadece aşağıda bir Type-C çıkış var. Ortada da herhangi bir kol dayaması yok. Arkada pek fazla sunum yok zaten. Baz donanım olduğu için çok bir şey beklenmiyor bu araçtan. Genel olarak bu araçla ilgili anlatacaklarım böyleydi. Hadi gelin şimdi kapanışa geçelim. Evet, bu videomuzda Hyundai Bayon'u inceledik. Siz jump paketli Bayon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.